Kahvaltılığıma bakın. Çok güzel bir yuva ve yuva sürpriz yuva. Harika görünüyor. Hemen bir tadım yapalım. Kitap okudum bir saat kadar ve biraz da video falan izledim. Ve öğlen oldu. Öğlen yemeğini yemek için şimdi noodle yapacağız. Zaten benim en sevdiğim öğünlerden biri aslında sabahtır. Ama ben sabah demeyecektim aslında. Tamam. En sevdiğim öğünlerden biri sabah ama ben en sevdiğim yemeklerden biri noodle diyecektim. Kafam karıştı. Ama bence siz anladınız. Ve bunlar pişip gelsin. Noodle fav yemeğim olabilir gerçekten. Şimdi şöyle tadına bakalım nasıl olacak. Acısıyla, lezzetiyle, kıvamıyla çok güzel. Evet, yemekten sonra canım çok feci şekilde soğuk kahve çekti. O yüzden sizinle beraber yapacağız. Zaten bunun yapımını Shorts'a da çektim. O yüzden oradan biliyorsunuz yani. Ama yine de bu vlogda da göstereyim istedim yaparken. İstediğiniz kadar kahve koyuyorsunuz. Ve istediğiniz kadar şeker koyuyorsunuz. Ben bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında, pardon, bundan önce dibine biraz sıcak su eklemeyi unutmayın. Çünkü kahvemizi eritmek için bu şart. Bayağı bir karıştırıp erittim ben bunu. Şimdi biraz süt ekliyoruz. Yarısına kadar süt koyuyoruz. Ve yarısına kadar da soğuk su ekliyoruz. Dolaptan. Ağzına kadar doldurdum ben, bunu ne yapacağım? Buz koyamayacaksın maalesef. Arkadaşlar sessiz olun, büyük kupaya yapın. Benim gibi küçük kupaya yapmayın ve buzlarınızı atıyoruz. Dilediğinizce buz atın. Ne kadar buz atarsanız tadı o kadar iyi olur. Şimdi kahvemizi atalım. Efsane.
this night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Tekrardan buradayım ve size ajandalarımı göstereceğim. Bu ajandamı zaten eski bir videomda göstermiştim. Ve eskiden bu ajandama yapıyordum. Çünkü bu ajandam varken boş dursun istemiyordum. Halbuki bu Bullet Journal ajandası değildi. Ama ben yine de yapmaya başlamıştım Bullet Journal'ı buna. Bayağı yapıyordum yani. Mesela size bir örnek göstereyim. Şu gibi. Şubat ayını mesela böyle yapmışım. Ve ben bunu arkadaşlar boş bir sayfasını şifreler olarak ayarlamıştım. Önce uygulama adını yazıyorum, sonra da şifrelerini, e-postalarını falan yazıyorum. Ve devamını şimdi yazacağım, yani yazmaya devam ediyorum çünkü hala bitmedi, yer var yani. Ve tonlarca hesabım var. Her yerde bir sürü hesabım var. O yüzden gerçekten unutuyorum ve hepsini, bazılarına aynı şifreyi koyuyorum, bazılarına farklı, hatta aynı koymasam bile benzer koyuyorum şifreleri. Sağını solunu değiştirerek koyuyorum ve çok karışıyor şifreler. Bence siz de ajandanızın bir sayfasını kesinlikle şifrelere ayırın. Bu çok önemli bir adım. Bu şifrelerin birkaç tane daha yazmam gereken şey var. Onları yazdıktan sonra da bu ajandamı zaten biliyorsunuz. Çünkü sürekli Bullet Journal videoları çekiyorum. Devamını da çekeceğim. Onun öncesinde de en son Temmuz ayını tasarlamıştık sizlerle beraber. Şimdi Ağustos ayı için bir tane bir şey bulacağım. Bir tema bulacağım. Temayı da nereden bulduğunu merak edenleriniz vardır aranızda. Temayı Instagram'dan buluyorum. Çünkü orada çok daha geniş yelpazede içerikler var. Eskiden Pinterest'ten buluyordum ama Pinterest'tekiler artık birbirini tekrar etmeye başladı ve sıkmaya başladı. O yüzden özgün olsun diye birazcık yabancılardan fikir örnek alıyor olabilirim. Ve onları örnek alarak güzel şeyler çıkarıyorum aslında. Siz de benim ajanda videolarımı beğeniyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben çünkü şimdi taslağını çıkaracağım. Ondan sonrasında da çizmeye geçeceğim. Siz de benimkiyle aynı birebir kopya yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ben zaten siz de örnek alın diye çekiyorum o videoları. O zaman şimdi bunun tasarımını yapmaya başlayalım. Ben öncelikle taslak çıkarıyorum. Taslak çıkardıktan sonra bunun videosunu çekiyorum. Çünkü taslak çıkarmadan yamuk yumuk olabiliyor bazen. O yüzden onu size de öneririm yani. Yine bir bin macerası daha. Bildiğiniz gibi BİM'e gitmemiz meşhur çünkü evimizin en yakınında BİM var ve alacağımız eşyalar ve market malzemeleri de orada bulunuyor kolaylıkla ve uygun fiyata. O yüzden şimdi yine oraya gidiyoruz ve ben size ajandalarımı yapacağımı söylemiştim. Yemek falan yedik ama ajandalarımı da birazdan yapacağım. Çünkü annem bir tatlı yapıyor, pasta yapıyor desem daha doğru olur. Onun için birkaç malzeme eksik çıktı. Onları almaya gidiyoruz kardeşimle. Ve bir de dondurmasız yapamadığımız için ailecek dondurma ve külah alacağız. Evet, zaten orada açarım tekrardan. Şöyle göstereyim. Hadi. Bir tane de şey alacaktık. Bunu yazdığını unuttum şu. Külah. Gene. Ne oluyor? Çünkü biz doğal tutuyoruz. Doğal olması için bunu tercih ediyoruz. Önce ellenmemiş. Hadi.
üçlü gelmiş bu arada ama annem vanilyalı onu dedi. Şundan alınacak. Aç hadi ondan al. Tamam ama gelmiş. Allah'tan bir dahakine de ondan alırız. Şu an bizim için pasta yapıyoruz. Arkadaşlar, babam vanilyalı sevdiği için vanilyalı alıyoruz bu arada. Ben o kadar da sevmiyorum. Hangisi? Ha. Ha şuradaydı, dondurmanın olduğu yerde. Some YouTuber problems. Şurada bir yerdeydi. Ablama yardım. Yardım derken bütün malzemeleri üstüne koymam dışında da pek bir sorun yok tabii. Alışveriş bitti. Çok şükür. Başarıyla tamamlandı. Susadım ben vallahi. Evet. Hava çok sıcak. Böyle Allah dışarıdaki sokak hayvanlarına bu sıcakta yardım etsin. 6-7 dakikalık bir yer. Ama yine de bayağı ıslatıyor bu güneş bizi. Biz bile evden su içip geldiysek hayvanlar ne yapıyordur Allah bilir. Yazık. Hayvanlara. Yani evlerinizin önüne bir kap su koymayı unutmayın. Bu bir kamu spotudur. Şimdi doğru eve. Yeni ayın taslağı bitti. Ama bunun uzun bir videosu geleceği için size tamamını gösterip spoiler vermek istemiyorum. Sadece ilk sayfasını ve temasını size göstermiş oldum. Bir yaz günü, bir yaz günü. Hiç bu kadar üşüdün mü? Bir yaz günü video kadın video buraya kadardı. Aşağıdaki butondan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 200 olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum.